Sabit disk bilgisayarınızın kalıcı depolama ortamıdır. Bugün tipik olarak birkaç yüz gigabyte büyüklüğünde bulunan sabit disklerin yapılarında uzun zamandır çok değişiklik olmadı. Sabit diskler sürekli dönen dairesel plakalar ve bunların üzerinde hareket edebilen okuma yazma kafaları barındırırlar. Dairesel plakaların yüzeyleri manyetik alanı değiştirerek düzenlenebilecek malzemeyle kaplanmıştır. Okuma yazma kafaları disk plakalarını kaplayan manyetik alana duyarlı malzemenin altlarında kalan alanlığını düzenler ya da nasıl düzenlendiğini algılarlar. Böylece disk üzerine veri yazar ya da diskteki veriyi okumuş olurlar. Sabit disk üzerindeki verinin yerleşimini atletizm yarışmalarındaki kulvarlara benzetebilirsiniz. Bunlara iz denir. Oldukça basitleştirilmiş haliyle diskten veri okumak için önce hangi iz üzerinden okuyacağınızı hesaplamanız, sonra kafayı bu izin üzerine götürmeniz, en sonunda da bu iz üzerinde istediğiniz verinin bulunduğu bölümü diskin dönüşüyle kafanın altına gelmesini beklemeniz gerekir. Sabit diskler bu mekanik aksamın yanında üstlerine birer de ön bellek barındırırlar. 16 ya da 32 MB gibi değerlerde görebileceğiniz bu ön bellekler mekanik değil, elektriksel depolama yaparlar ve sık kullanılan veriyi tutmaya çalışarak az önce saydığımız okuma işleminin mekanik kısıtlamalarından gelebilecek gecikmelerin etkilerini azaltmaya çalışırlar. Sabit diskler ayrıca bilgisayar etkileşim için bir ara birim kullanırlar. Günümüzde sabit diskleri bilgisayara bağlamanın en genel yolu SATA ara birimidir. Sunucu sistemleri gibilerinde ise SAS ya da SCSI gibi ara birimlerde kullanılır. Bugün masaüstü sabit disklerinin hemen hemen hepsi dakikada 7200 devir dönen plakalar taşırlar. Düşük güç tüketimi iddiasındaki daha yavaş dönen diskler bulunduğu gibi, yüksek performans iddiasındaki çok daha yüksek devir sayılarına sahip diskler de bulunur.